Sen aslında neresin abi? Aslında sen Doğulu'ya benziyorsun ama ya. Ben Elazığ. Sivrice. Selanik misiniz yani? Koray Kasap da Selanik'ti. Sen tanıyor musun Koray Kasap'ı? Doğu, Badarbaş. Koray Kasap'ı sen tanıyor musun? Tanıyorum. Bilek Kasap'ı tanıyor musun? Duydum onu. Bilek, Koray'ın kardeşi. Şey, Koray Kasap'la hiç teşvikli mesainiz oldu mu? Uzaktan. Birebir değil. Ama nasıl onun sana, onunla ilgili... Hangi izlenimi soruyorsun sen? Şeyi soruyorum, yani Koray Kasap deyince ilk aklına ne geliyor? Koray, yolda yürüyorsun veya bir yerde Koray Kasap ismini duydun, ne ki aklına ne geçer? Hiçbir şey geçmedi. Yok, öyle hiçbir şey geçmedi de... O Selanik ama çok... Onu iyi olsa... bir insan, iyi bir insan olarak biliyorum yani. Evet. Babasının emekli... Sen Hakan K deyince ne düşünüyorsun? Hakan, kardeşim Hakan K. Gerçekten öyle. Hakan, biz 1900'lerin başında tanıştık Hakan'la. 1990... 2000'li yıllarda tanıştık falan. 97, 98. 12 senelik. Daha fazla ya. Hmm. 97 olsa. Bu programı çıkarken buraya sık geliyordu ya. Hangi program? Şeye, kızlarla çekim yaptılar ya. Evlilik oyunu. Ha, evlilik oyunu, bravo. Evlilik oyunu da zaten ben beraber... Hayır, devamlı buradaydı o zaman ya. Hep caddelerdeydi, buradaydı. Tabii tabii, zaman bize gelirdi, burada çekildi, burada işte. Sen sponsor oldun herhalde ona. Olmaz. Az çok. He? Herhalde, her zaman ya. Hakan'ın ben hayatına sponsorum ya. Yok, o anlamda söylemedim yani. Bunu iyi anlamda söylüyorum tabii, yani. Tabii tabii, herhalde be abicim, olur mu öyle şey? Hatta Hakan, sen de bir konuşuyorsun. Evet. Hakan, ya biz Hakan'la yani kader dostuyoruz. Yani mesela babası vefat etti. Dördüncü, babasından sonra ben de sigarayı bıraktım zaten Hakan'a. Şöyle göstereyim bak babasının resimlerini. Ne zaman vefat etti, değil mi? Vallahi evet. Çok iyi bir adamdı ya. Yıllar önce şeydeyiz, 2002 yılında Hisar'dayız. Burayı da yeni açmıştık da. Babası Hakan Bey... Alttaki Bruce Willis'i mi geçen? Evet, bir hikaye anlatıyorum abi. Deniyorum ben, kulağım sende. Kulağım şey sende. Nasıl moralimiz bozuk biliyor musun? Hakan da çok moralim bozuk, benim de moralim bozuk. Bana şöyle yanıma gel, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedim ben. Param pulum olmayabilir dedi. Ama moralini yüksek tutarsan dedi. En büyük... kendini yapabileceğin en büyük iyilik bu olur dedi. Ve daha çok ayağa kalkarsın dedi. Yani senin sermayen, moralin dedi bana. Düşündüm hakikaten, insan bu hayat içinde morali, sermayesi moral. Morali olmayınca her türlü strese giriyorsun, işin doğru gitmez. Efendim söyleyeyim, ona takarsın, buna takarsın. Hiçbir şey yoluna gitmez. Senin var mı, böyle bir anın mesela, böyle çok zor anda, zor gününde mesela böyle. Ergün abi hoş geldin. Nasılsın abi? Kuzen ne haber? İyi kuzen, senden ne var? Var mı senin böyle bir anın mesela? Herkesin bu hayatta zor anları, kolay anları mutlaka vardır. Yani eğer bu hayatta hiç zorda kalmadıysan zaten bir yere gelemezsin. Yani ben bütün dünya liderlerinin, dünyanın en iyi insanların, en başarılı insanların hep hayatlarını okudum. Hepsi hakikaten, Atatürk de öyle, ondan sonra Gorbaçov da öyle. Larry King, bir sürü yani, o da mesela bir sürü yerde kabul edilmemiş oldu. Dünyanın en başarılı insanları böyle... Bir hayat hikayesi var diyorsun. Bir hayat hikayesi var, hem de... doğaüstü hikayeleri var yani. Doğa mesela diyelim ki kolay bir şey yok yani Türkçesi. Senin var mı bu bağlamda? Onu sohbet ederken konuşuruz, anlatırım. İleriki günlerde. Tabii. Şimdi bir bak anlatsana. Sen bir de şarkı söyle. Sen beni tezgaha getiriyorsun şimdi burada. Ben varım Beyciğim. Sen de tezgah. Biz çok tersim edelim yalnız. Tezgah olur mu bizde? Sen de biz. Ben onu sevdiğim için söyledim sana. Evet. Tezgah olayını. Ha tabii. Şeyi göstersene, babayı göstereyim. Ha dur ya. Göstereceğim abi. Şöyle yapalım. Ergün abi nasılsın abi? Ne olsun lan? Nasıl gidiyor? Sağlık sağlık. Bıraktığın gibi bu akşamdan sonra. Nerede gidiyorsun? En son şeyde görüştük değil mi abi senden? Neydi o? Naide'de. Naide. Ama çok güzeldi yalnız ha, değil mi? Evet. Bak. Nasılsın? Hakan'ın babası. Abi o kadar ya, çok dünya iyisi bir insandı ya. Allah cennet Allah yüzünden belli nur akıyor.
Hakan da babasını çok sever. Babası da Hakan. Mekanı cennet olsun. Birbirlerini gördüler mi karşılaştığında ikisi de ağlardı biliyor musun? Yani 10 sene önce de böyle. Çekimde sağdı bu şeyde. Tabii. Çünkü ziyarete gittiler herhalde. Tabii. Sen bayağı kaybetmişsin yalnız ha. Ya ister istemez tabii. Hayır bakıyoruz tabii ister istemez. Gittiler de değil mi sağlığında? Eve gittiler ziyarete. Tabii ya. Çok ilginç hikayeleri var. Onlar da Yugoslav göçmeni. Arnold mu Yugoslav? Hani oradan göçmen. Türkiye'de iki kardeş Hakan'ın babası. Bulgar göçmeni de olabilir bu. Bulgar değil ya. Değil mi? Yugoslav mı? Yugoslav olması lazım. Şey diyeceğim abi. Türkiye'ye geliyor bunlar 6-7 yaşında. İki kardeş geliyorlar Türkiye'ye. Birisi İzmir'de. Üç kardeş. İki. Birisi İzmir'de. Birisi şeyde. Hakan'ın babası Elazığ'da Sivrice'de sağlık ocağında iğneci. Orada görevli. Öbür kardeşi işte geçen sene falan abisi. Öbür kardeşi bu rahatsız diye Gebze'ye geliyor. Göreyim ne olur mu ölür mü ölür diye. Bu arada adam geri dönüyor. Hakan'ın babasından önce vefat ediyor. Biz gittik oraya. Mesela beraber gittik oraya. Çok üzülmüştük yani. Şeyi göstermedik bilene bildiğinde. Çok kalp var bir tane şey olur diye şey yapar diye. Dayanamaz diye. Şimdi iki kardeş ikisi Allah cennet mekanı cennet olsun diye ifade ettiler. Tabi Hakan bu bağlamda çok zor günler geçirdi. Zor, kolay değil. Bir de yani Türkiye'de iki kişi insan. Yani Türkiye'de iki, yani iki kardeş. İki, yani iki hem amcası hem babası kaybetti şimdi. Onun için zor tabii ki. Başlasak yani dışarıdan bir seçen tabii ki ne olur. Bu Hakan. Şimdi de yeğeni intihar etmiş Hakan'ın. Öyle mi? Yalova'da. Bir haftadır orada Yalova'da sürekli şey yapmış tabii. Yani ne kadar aramız bazen kötü de bazen biz senenin 6 ayını küs geçiriyoruz ama biz kardeşiz zaten. Şey yapmayız yani. Küstek de müstek de numaradan küseriz yani. Gerçi tabii küseriz biz zaten. Kardeşiz yani. Bana kim küsebilir yani? Bana kim küser? Aynen. Yasmin teşekkür ederim. Abi iyi bak kendine. Bir son mesajın var mı abi? Bir şey der misin buraya? Gel. Söyle bir şey söyle bak. Ne diyeyim ben sana? Hakan'a mesaj gönder bak mesela bu şeyde. Seni de Hakan'da seviyorum. Hakan başı sağ olsun kardeşimizin. Tabii Allah rahmet eylesin. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol.